Merhaba, kayıttayız. Merhaba. Hayırdır, siyah giymişsin? En son depremle ilgili bir video çektiğimizde sen siyah giymiştin. Depremde üzülmüştük, üzüldüğümüz için o gün siyah giymek istemiştim. Şimdi duydum ki senin Instagram hesabından para kazanma özelliğini yok etmiş Instagram. O yüzden YouTube ve Instagram protesto etmek için böyle siyah giydim. Bir özgürlük meselesine o zaman değinmekte fayda var, değil mi? Yani sosyal mecralardaki yani, özgürlük. Bir anlat istersen. Yani ne oldu? Niye hesabın şey oldu? İsrail ve Hamas'la ilgili bir video çektim. Orada söylediğim şey şuydu. İsrail'in de hani işgalci olduğu, İsrail'in de bu zamana kadar insan haklarını ihlal eden pek çok operasyon. O zaman bu programı da kapattırmayalım mı? Evet. Şöyle diye. O devletin adını söyleme. Filistin'le savaşan hainler. Ülkede. Filistin'le savaşan. Filistin'i işgal eden ülke. Pek çok insanı katlettiğini ve şu anda da bütün dünyanın o devletin işleyeceği insanlık suçlarını meşrulaştıracak bütün pozisyonları yaptığını söyledim. Bir yerde bu saldırıların Filistin içinde olumsuz olduğunu söyledim. Filistin'e daha fazla olumsuz yönde geleceğini söyledim bu saldırıların. Bundan dolayı Instagram yani hedef göstermedim. Şiddet görüntüsü paylaşmadım. Kimseyi kime nefret de teşvik etmedim ama Instagram videomu kaldırdı. Hesabımı engelleyici her hamleyi yaptı. Bugün de bu videoda da olma ihtimali yüksek tabi bunun ama dikkat etmekte fayda var. Benim de anlamadığım şey şu. Bu sosyal mecralar nasıl bu kadar özgürüm deyip de böyle engelleyici olabiliyor? Sizin yüzünüzden. Yani şimdi kusura bakma Onurcuğum ama senin gibi son bak bu sosyal medyalar çıktığı zaman sizin yüzünüzden derken yani kibarlık olsun diye sana siz demiyorum. Böyle bir insan o topluluğu çıktı. Fatih Altaylı da dahil buna. Hani burayı böyle şimdi bu programda seninle çok fazla şeyi konuştuk. Özgürlük Batı'nın, özgürlük kavramı Batı'nın kendi ideolojisini ya da kendi Batı medeniyeti denilen dangalaklığın aslında köle bak yani Amerika'da 1960'lara kadar siyahlarla beyazlar aynı ortamlara giremiyorlardı. Hani belediye otobüslerine binemiyorlardı. Tuvaletlere giremiyorlardı. Tabii lokantalara giremiyorlardı. İsviçre'de 80'li yıllara kadar annesi babası olmayan yani bizde çocuk esirgeme kurumunda büyüyen çocukları parayla satıyordu devlet. 80'lere kadar yani. 40 yıl önce şu. Tabii. Şimdi söylemek istediğim şu. Batı'nın özgürlük kavramı yalan bir ambalajdan ibaret. Ve Fatih Altaylı bunu bilinçli yapıyor. Ama Oğuzhan ne o? Uğur. Yani baraj yıkıldı dedi ya. Sonra o barajın altında kendisi kaldı. Onlar bunu bilinçli yapıyorlar. Ama bir de gerçekten senin gibi temiz olduğunuz için... ya biz yeni nesiliz. Evet yeni nesilsiniz abi. Bizim mecramız yani bizim zamanımızda bulunmuş bir mecra bu. Burası özgürlük beşiği dediğiniz yerler sizi zamanla sükutu hayale uğratıyor. Yani hayal kırıklığı yaşatıyor. Senin yaşadığın durum da bu. Ama sen bundan tabii para da kaybediyorsun. Bu o zaman işin içine ayak kırıklığının ötesinde bir de seni tımar etme. Yani tımar kavramı nedir? Atı böyle kaşağıyla böyle tararsın ya. O sırada at sakinleşir şey yapar filan. Şey kurarsın aslında atla hakimiyet kurarsın. Tımar etmek biraz budur. Yani. Domine ediyor ya. Senin üstüne baskıcı bir yapı kurarak şey yapıyor. Şimdi bak biz bu programda ne diyoruz şimdi seninle? Dikkatli olalım. Aman bu programda şey olmasın. Değil mi? Ben açık söylüyorum. Bak belki kızacaksın. Belki senin gibi düşünenler kızacak. Aman YouTube'un X'inde. Ben Twitter'ı çok seviyordum. İsmini çok seviyordum. Ben hala Twitter diyorum. O yüzden Twitter demeye devam edeyim. Ama adını değiştirdim dedi. Yani saygı duymak zorundayız. X'inde, Twitter'ında, Instagram'ında, Facebook'unda ben bu içeriği yayımlamak istemiyorum deme hakkı var. Nasıl olabilir ama? Özgürüm yani ben tarafsızım diyerek çıkıyorum. Ben tarafsızım dememeleri yanlış. Hiçbir mecra yoktur iletişim mecrası tarafsız olsun. Tarafsız olmanın tanımı yani şimdi hatırlar mısın bu programda da konuştuk ben sık sık şey derim. Gazeteci tarafsız olmalı filan derler. Gazeteci tarafsız olmalı büyük bir yalandır, dangalaklıktır bunu söylemek. İnsandır ya. Gazeteci tarafsızım diyerek yalan söylememeli. Yalan söylemeyeceksin abi. Şimdi şeyde bu Hamas'ın bir
İsrail ajanı olduğunu söyledikleri bir kadını önce tecavüz edip sonra pick-up'ın arkasında gezdirdikleri o görüntüye sen de yorum yazdın be. Ne çıktı? Almanya'dan dangalakça bir festivale, dangalakça yani adamları açık hava hapishanesine sokmuşun, karşılarında müzik festivali düzenliyorsun. Barış festivali düzenliyorsun, dalga geçer gibi adamlarla. Dangalakça bir festivale gelen bir dangalak kızcağız oldu. Ölmediği, hastaneye kaldırıldı, tecavüze uğramadı, üstünde zaten o kıyafetin olduğu video görüntüleriyle filan. Yani buradaki mevzu ne biliyor musun? Burası özgürlüklerin beşiği. Bu mecra özgürlüklerin yuvası lafı. Facebook'un ana ilkesinde hiç Facebook'un yayınlarında böyle bir şey duydun mu? Instagram'da, YouTube'da duydun mu? Ki Facebook bunu Twitter'da, çok daha fazla yapıyor. Arakanlı Müslümanları da defalmıştı. Evet. Ama hiç Facebook biz özgürlük abidesiyiz demedi. Abidesiyiz dedi mi? Oraları sosyal medyayı özgürlük abidesi zanneden kim biliyor musun? Fatih Altaylı. De çok garip. Bak ona özellikle buraları özgürlük abidesiymiş gibi. Bak Türkiye'de basına baskı var yalanını. Şimdi bir insan bir yerde basına sansür ve baskı varsa bunu televizyondan gazeteden yazıp söyleyebilir misin? Söyleyemez. Saçma olmaz mı? Şimdi biz bu programı Facebook'tan ve YouTube'dan yayınlayacağız. Bak diyoruz ki Facebook'u, YouTube'u kınıyoruz diyoruz. Değil mi? Bunu yayınlıyorsan, oradan yayınlayıp kınıyorsan, burada bir özgürlük oldu. Ama çok hassas nokta. Adamlar biz burada her şeyi yayınlayabilirsiniz. Bak aşı karşıtlığı meselesinde de sen yine yaşadın orada. Sen aşı karşıtıydın, aşı olmadın. Ben oldum, kalp krizi geçirdim. Değil mi? Evet. Orada bile dikkatli davrandık. Yani kalp krizinin sebebi, yani elimizde bilimsel bir veri yok. Yani araştırma yok. Yeterli araştırma sonuçları yok. Aşı olanların kalp krizi geçirmeye daha fazla meyilli olduğu falan. Ama bunun tartışılması bile yasak. Adamlar şöyle bir şey demezler ki özgürce burada her şeyi tartışabilirsiniz falan demiyorlar ki. Bak. Ama insanların bunu görüp uyanması gerekiyor. İşte benim burada anlatmak istediğim yani bu programda bak neden İsrail'i konuşmuyoruz, neden Filistin'i konuşmuyoruz, neden şunu konuşmuyoruz, neden bunu konuşmuyoruz. Çünkü asıl problem şu, İsrail'in oluşturmaya çalıştığı sivilleri öldürdüler. Yalanı, algısı. Algı demek yalan demektir zaten. Gerçekten haklı olan bir insan algı oluşturmaya çalışmaz. Gerçekten iş üreten bir politikacı algı oluşturmaya çalışmaz. Gerçekten haklı olan bir insan algı oluşturmaya çalışmaz. Rusya'yı eleştirip, Ukrayna'yı eleştirmeyi yasaklıyorlar. Rusya'yı destekleyemezsin diyorlar. Peki böyle bunu zaten açık açık söyleyen ya AB komisyonu X'e Elon Musk'a şey yaptı ya. Bu Filistin İsrail karşıtı Filistin yanlısı tweetleri yayımlamaya devam edersen ki X de şey yapıyor. Mesela sansür koyuyor. Tabii. İsrail eleştiren bir tweet atıyorsun 40 kişi görüyor. Hamas'ı eleştiren bir tweet atıyorsun 400 bin kişi görüyor. Bu da bir sansürdür. Hem de bu Türkiye'de olduğu söylenilen, iddia edilen basın özgürlüğünde müdahalenin kat kat fazlasıdır. Çünkü küresel bir sansür oluyor bu. Şimdi ne dedik biz bu programda? Türkiye'de gazetecilik faaliyetinden dolayı hapse atılmış bir tek kişi yok dedik. Bana dostlarım diyorlar ki sen bir gazetecisin bunu nasıl söylersiniz? Böyle bir şey söyleme. Diyorum ki ya bir isim verin ya. Bana bir tek isim verin şu kişi gazetecilik faaliyetinden dolayı içeride diye. Çok AKP'li olmuşsun canım. Tepki bu. Çok AKP'li olmuşsun. Ya bana diyorlar ki dostlarım Türkiye'de tarım bitti. Ya kardeşim diyorum Türkiye'de tarım varım bitmedi. Avrupa'nın en fazla tarım üreticisi ülkesiyiz diyorum. Niye buğday alıyoruz o zaman? Buğdayı alıp un olarak, makarna olarak satmak için alıyoruz diyorum. Bunu da rakamlarla ispat ediyorum. Çok AKP'li olmuşsun canım. Son olarak da peki, bizim insanımız kandırılmak istiyor. Şunu söylemek istiyorum. Sana bu çok AKP'li olmuşsun canım diyenler devamlı sosyal medyada özgürlük arıyorlar ya. Hani özgür olmaları gerektiğini sosyal medyadan yazıyorlar ya. Çok çelişkili değil mi aslında? En büyük sansürün olduğu mecrada özgürlük arıyorlar. Ya bak şöyle değilmiş gibi gösteriyorlar işte. Yani burası özgürlük. Yani şöyle, bir ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına küfretmeyi özgürlük diye sunuyorlar.
Böyle bir özgürlük yoktur. Sosyal medyalar izin veriyor tabii buna. Eğer sen Biden'ın adını başka bir şey yazdın, altında da diyorsun ki şakayla karışık hani. Bidon. kusura bakmayın filan diyor. Şimdi dememek lazım abi. Amerika'nın seçilmiş başkanıdır. Şöyle seçilmiş, böyle seçilmiş. Beni ilgilendirmez. Hiçbir ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına, başbakanına, bakanına, başkanına küfretmeyeceksin. Küfretmeyeceksin. Bunun özgürlükle alakası yok. Ama gece içsin, otursun, rakısını içsin. Lak 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 lak. Ananın bilmem nesi cumhurbaşkanına böyle tweet atıp sonra kardeşim evime geldiler, beni gözaltına aldılar. Hadi. Gözaltıyla yırtman mucize. Bak ciddi söylüyorum. Bu demokrasi olduğunu iddia eden ve İsrail'le çok hafif davranıyorsun. Biz Amerika Birleşik Devletleri olsaydık dümdüz etmiştik Gazze'yi şimdi diye şey yapan. Aslında demokrasiyle alakası olmayan Amerika Birleşik Devletleri'nde hadi bir başkana bir küfret bakalım. İngiltere'de herhangi bir MI6 ajanının bir gazetede, bir internet sitesinde bir fotoğrafını yayınla bakalım. Ya da ailesini de şifret. Dümdüz eder. Öldürürler. Yargılanmazsın ya. Kraliçeye bir küfret hadi bakalım. Krala bir küfret hadi bakalım ne oluyor. Bir tweet at. Bir dene ya. Bir dene ya. Şimdi gelelim şeye, bizim asıl konumuza gelelim. İsrail ile Filistin arasındaki sorun bu sebeple çözülmez. Kendisine ben özgürlük beşiğiyim, ben özgürlüğün yuvasıyım demeyen kurumları bizim bazı dangalakların özgürlüğün beşiği olarak sunmaya devam ettiği sürece. Ya profilinde Atatürk fotoğrafı olanların tamamının neden İsrail'i desteklediğini sormuyoruz yani. Arap düşmanlığı mı bu, Müslüman düşmanlığı mı? Atatürk'ün nasıl bu kadar kullanıyorsunuz ya? Bak Oğuzhan Uğur, Celal Şengör'le şeyi çıkartıyor, İlber Ortaylı'yı kendini temize çekmek için. Bak orada bir tuzak kuruyor. Ben diyor Filistinliler diyor topraklarını sattılar dedim diye bana cahil dediler diyor. Filistinliler topraklarını satmadı mı diyor. Celal Şengör de diyor ki Filistinliler topraklarını satmadı demek, satmadı demek cahilliktir diyor. Oh be yapıyor. İyi de bu oranın hani o tarihin yüzde kaçını oluşturuyor acaba o duruma gelmesi? Ayrıca da kimse Oğuzhan Uğur'a satmadı, Filistinliler toprak satmadı demedi ki. Ben bir tek kişi görmedim ya Filistinliler toprak satmadı, saçmalama diyen bir bak. Bir taraf sadece toprak sattı diyor, öbür taraf evet toprak sattı. Toprak sattığı için başına bunlar geliyor diyor. Öbür tarafta diyor ki toprak... Ya sattığı toprakları, İsrail'le satın aldıkları toprakları çekilsinler o zaman diyor. Ya İsrail'in işgalci bir devlet olduğu gerçeğini değiştirmez Filistinlerin zamanıdır. Ama bunu Oğuzhan Uğur nasıl yansıtıyor? Şimdi o zaman da konudan habersiz bir insan toprak sat, Filistinler toprak satmadı demek cahilliktir cümlesini kurar. Oğuzhan Uğur da kendini haklı çıkarıyor buradan. Bak bunların hepsi bir tuzak kuruyorlar. Beşinci kol gibi hareket ediyor. Bak beni, evet beni 500 kişi izliyor. Bu adamı 50 milyon kişi izliyor. Kandırıyorlar bu 50 milyonu. Kandırıyorlar. Bunlar dangalak. Bunlara inananlar da dangalak. Ben abi artık videoyu kapatmak istiyorum. Daha da fazla sinirlenme. Kalbim var çünkü senin. Sinir, ben kalbi olan bir insanım ben. Yani bana kalpsiz diyemezsin. Evet, kalp hastasıyım. Vicdanım var. Yani kalbim var derken vicdanım var. Evet, daha da ileri vicdanım, gitmesin. Video kaldırılmasın. Vicdanım var. Sinirleniyorum. Şey yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Özgürlük dünyada hiçbir mecra. Bak Kanal 26'daki programımızda bu konuları çok daha rahat konuşabiliyoruz. Evet. Konvansiyonel televizyon. Yani televizyonda bunu daha çok. Yani bu yalanlara gelmeyelim biz. Özgürlük şöyle süperdir özgürlük. Özgürlük gerçekten var mı bir bakalım. Bir düşünelim. Unutmayalım ki dünyada hiçbir iletişim mecrası özgürlük dağıtmaz, özgürlük vermez. Ben özgürlük istiyorum, ben yasak istemiyorum diyenlerin tamamını bir gözden geçirsinler. Tuzağa düşmeyelim, kandırılmayalım.
Benim tek istediğim şey bu. Kandırılmayalım. Hani şunu da söylemiyorum. Bak, insanlar ölmesin, çiçek böcek, bu değil söylediklerim. Kandırılmayın abi. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter kendisine asla ben özgürlük kumkumasıyım, ben özgürlüğün beşiğiyim demiyor. Bunu kim diyorsa onların gazına gelmeyin. Ve şunu unutmayın. Bu son seçimde, son seçimde ne kadar kan, kimler neyi nasıl kandırdılarsa, kimleri nasıl kandırdılarsa hala devam ediyorlar. Hala. Peki şekerim.